Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün mayasız, çok kolay ve çok kısa bir sürede hazırlayabileceğiniz yumuşacık bir poğaça tarifi vereceğim. Malzemelerimi hazırladım, hemen sayarak yapımına geçelim. Yarım paket tereyağı ya da margarin, 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, kullandığım çay bardağı standart su bardağının yarısına geliyor. Yani 100 ml, 1 adet yumurta, 1 kase peynir, yarım demet dereotu, 1 tatlı kaşığı tuz, 1,5 paket kabartma tozu. Bu saydığım bütün malzemeleri hamurun içerisinde kullanacağız. Yani poğaçanın içine peynir koymayacağız. Hamurun içerisine atacağız hepsini, dereotu dahil. Şimdi oda sıcaklığında beklemiş olan margarini, yani yumuşak olan margarinin üzerine sıvı yağı, sütü, yumurtayı ekliyorum ve elimle biraz karıştırıyorum. Daha sonra unu ekleyip yoğurmaya devam edeceğim. Elimle biraz karıştırdıktan sonra şimdi içine tuzu ve 1,5 paket kabartma tozum vardı. Onu da ekliyorum. Şimdi artık unu da yavaş yavaş eklemeye başlayabilirim. Toplamda 3,5 su bardağı un alıyor. Ama tabii unun, her zaman söylüyorum, verdiğim miktarın hepsini birden eklemeyin. Azar azar ekleyin. Şimdi 2 su bardağı unu ekliyorum. Biraz karıştırıyorum. 1 kase peynir ve doğranmış dereotum vardı. Onları da içine ekliyorum. Biraz yoğurduktan sonra kalan un miktarını da yine aynı şekilde azar azar ekliyorum. Dediğim gibi toplamda 3,5 su bardağı un eklemiş oldum. Pürüzsüz bir hamur oluncaya kadar yoğuruyorum. İsterseniz içine dereotu kullanmayabilirsiniz. Sadece peynir koyabilirsiniz. Ya da peyniri hamuruna değil, içine koyup şekillendirebilirsiniz. Şimdi yoğurduğum hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalar alıyorum ve oval şekil veriyorum. Buna oval mi deniyordu? Evet, elimle yuvarlıyorum, oval şekil veriyorum. Limon şekli veriyorum. Evet, limon diyelim. Limon şekli veriyorum. Biraz yassılaştırıyorum ve yağlı kağıt serdiğim tepsiye yerleştiriyorum. Şekil konusunda neye benzediği konusunda kararsız kaldım. Ama tabii yuvarlak şekilde verebilirsiniz. İlla böyle bir şekli olması gerekmiyor. Bütün hamur bitinceye kadar aynı işlemi uyguluyorum. Dediğim gibi tepsiye yerleştiriyorum. Evet, hamur bitip hepsini tepsiye şekil verip yerleştirdikten sonra üzerlerine yumurta sarısı sürüyorum. Yumurta sarısını sürdükten sonra çatalla çizik atacağım. İsterseniz bu işlemi bıçakla yapabilirsiniz ya da hiç yapmayabilirsiniz. Görüntü açısından çatalla çizik atıyoruz. Daha sonra üzerine susam serpiyorum. Fırında 175 dereceye ayarladım. Önceden ısıttım. 175 derece fırında hafif kızarıncaya kadar pişireceğim. Pişme süresi fırınınıza göre değişebilir. Benim fırınımda 25 dakikada pişti. Kontrollü olarak pişirmenizde fayda var. Herkesin denemesini tavsiye ettiğim çok lezzetli ve çok da pratik bir poğaça. Misafiriniz yoldayken bile 5-10 dakikada çok kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde pişirip buzlukta da saklayabilirsiniz. Tadında hiçbir değişme olmuyor. Kıvamında da hiçbir değişme olmuyor. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.